Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi biliyorsunuz Fenerbahçe. Beş yıldızlı forma konusu. Hemen ayrıntıları paylaşalım. Soğuk. Gürsel Aksel stadyumunda oynanan mücadeleye yeni sezon formalarıyla çıkmıştı Fenerbahçe. Ve beş yıldızlıydı forma. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu sebeple bir de tabii çirkin ve kötü tezahürat vardı. Sağ olayları merdiven boşluklarının boş boşluk bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle de kurula sevk edildi. Bunu da söyleyelim. Yani çirkin ve kötü tezahürattan sevk et, kimse niye sevk ettin demez. Küfür var. Ama orada tabii hep söylenen konu şu. Suçu olmayanların da kombineleri bloke oluyor. Ya evet. Maalesef öyle bir süreç onu bir türlü çözemiyoruz. Bir de en son işte Beşiktaş'ta bu kulüplerden biri Konya maçındaki küfürlü tezahürattan dolayı. Ama mesela hiç isim vermeyeyim. Ee, başka statlarda küfürlerde sevk olmamış e, hadiseler de var. Beşiktaş'ın da isyanı o. Tabii ki, Gözlemci. Engin Baltacı söyledi. Evet. Yani ben dedi küfürü dedi şey yapmıyorum dedi. Gözlemci tabii tabii gözlemci yani nasıl. Lale Hanım'a inanılmaz e, bir küfür yani ben zaten bu tür küfürleri zaten hiçbir kabul edilmez de. Hani onu niye vermedin, onu niye verdin tartışması çıkıyor bu sefer. Tabii ki TFF'nin böyle bir ayrımı yok. Şu kulüp ederse ona ceza yok diye bir şey söylemiyor TFF. Gözlemci dediğin gibi. Gözlemciyle alakalı daha çok. Evet bir de seremoniye çıkılan forma nedeniyle yine gündeme geldi. Beş yıldızlı forma konusu. Ya bu zor bir konu ama yani burada benim yaklaşımım. Ee, hani ben Annem babam memurdu. Ben hep devlet okullarında kazandığım sınavlarla okumuş bir insanım. Hani her ne kadar gençliğimizde aşırılıklar yapsak da, hani bir şeyin kuralı vardır ve uygulanır. Yani ben onu e, kabullenmesem de, işte hep vardır ya e, bir soru vardır. İşte e, dağın başında bir dört yolda trafik ışığı var. Hiçbir yerden ışık gelmiyor. Yani arabalar gelmiyor kırmızı yanmış. Durur musun? Yani Türkiye'de verilen yanıtı boşlar. Ver. %99.99'u geçer o kırmızıda. Çünkü kimse gelmiyordur. Yani anlamsız orada o kurala uymak diye düşünürsün. Şimdi e, Trabzonspor'un 2010-11 şampiyonluğu biziz demesi ve Fenerbahçe'nin 5 yıldız ısrarı aslında e, hepimizin gündemi. Yani bu Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan ibaret bir durum değil. Ama ben şahsen e, çok zor bir sorudur. Trabzonsporlularla konuşurken sence 2010 2011'in şampiyonu kim derler? Bence diye bir şey yok ki. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yazan geçerli. Bana göre ne olduğunun hiçbir önemi yok. Onun kararını ben sen veremiyorsun. envai çeşit konuda görüyorsun. Sosyal medyada da fikir beyan ederim. Sinemadır, bilmem nedir, sosyal hayattır, müziktir. Yani Ama aslında bir önemi yok ki. Ben orada sadece kendimi ifade etmek istediğim için söylediğim bir şey. Ama bir yılın şampiyonuna bakmak istiyorsan Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine bakacaksın. Türkiye'de profesyonelliklerin ne zaman başladığına bakmak istiyorsan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi statüsüne, mevzu, mevzuatına bakacaksın. Resmi, resmi sitesine. Yani şu anda bizim bildiğimiz ve yürürlükte olan mevzuatlar gereğince Fenerbahçe'nin beş yıldızı yok. Şimdi burada bence Fenerbahçe'nin kendi kendi iradesiyle kendi tasarrufuyla bu bir yönetim kararı gibi duruyor. Futbolcu bakmaz, futbolcu yönetim ne verirse onu giyer. Teknik adam zaten gitti bile yani o. Bir başvuru yapılmış dairler önce tamam. sonuçlanmadı. Ya başvuru yapılmış olabilir, sonuçlanmadı ama şimdi burada Fenerbahçe taraftarının kaçta kaçı samimiyetle söylüyorum çok Fenerbahçeli arkadaşım var. Bir tanesini yanından kalktım geldim. Yani çok önemli büyük özel Fenerbahçeli. Yani şöyle Fenerbahçeliler var mıdır acaba? Ya biz 9 yıldır şampiyon olamıyoruz. Bu 59 öncesi şampiyonlukları kovalıyoruz, 5 yıldız takıyoruz. Biraz kötü görünmüyor mu falan diye düşünen Fenerbahçeli var mıdır? Bence vardır. Şimdi burada yönetimin kendini tırnak içinde söylüyorum. Belki bu bir benim anlayamadığım bir mücadele türü de olabilir. Mesela Ali Koç'a yaptığım bir haksızlığı sonradan itiraf ettim. Ali Koç'un Mesut ile ilgili söylediği ticaret işi benim sandığım ticaret değilmiş. Alakasız konular, inşaat sektörü falan hani hmm. her yerde hani böyle bir girişimler peşinde koşuş, koşturduğundan dolayı futbola olan konsantrasyonu kaybolduğu için eleştirmiş meğerse Fenerbahçe Başkanı ve hakikaten haklıymış ama aylar sonra öğrendim. Nezaketinden o da detay verip açıklamamıştı. Ben de, de ben de demiştim ki hatırlarsın sen ya adam gitti Endonezya'da evet. e, 150 milyon liralık 150 milyon euroluk ticari anlaşma yaptı Fenerbahçe olsam Mesut'u daha çok ticarete teşvik ederim kulübe de katkı sağlarım falan diye kendimce açıklama yapmıştım. Orada yani hakkını vermiştim valla ben orada yanılmışım dedim. Ama burada Fenerbahçe'nin o mücadelesinin devam etmesinden doğal bir şey yok. Yani hukuki arayış mı diyelim ona e, lobi faaliyeti mi diyelim e, bu yöndeki hakkını savunma iradesi bunların hepsini anlayışla karşılayabilirim ama elde edilmemiş bir hakkı resmiyete dökmek yani kurala nizama uymamak şimdi bak dikkat et futbol ritüeller oyunudur iki takım çıkar sahaya kaleciler farklı forma giyerler hepsinin açıklaması vardır şort üst deplasman iç saha forması yan yana dizilmeler işte o seremoniden sonra dönülür iki herkes kendi sahasına çekilir. Ortaya bir top konur. Para atışında kim seçtiyse artık kaleyi mi topu mu ona göre maç başlar. Bu ritüellerin en önemli kısımlarından birisi de birbirinden farklı formalar giyen iki takımdır. takımdır. Ben Fenerbahçe'nin arayışını pek çok tanıdığım Fenerbahçe'li olmayan insan da haklı buluyor. Bak hani beş yıldız arayışını haklı bulanlar da var. Haksız bulanlar da var. Ama bu arayışına hiç kimse hiçbir şey diyemez. Fakat olumlu sonuçlanmadan beş yıldızlı forma giymek e, otoritenin, otoriteyi sarsmaktır. Şimdi otoritenin gücü varsa ki hani bizim federasyonumuz büyük takımlarla ilgili konularda biraz eyyeme kaçar. Bu federasyon için konuşmuyorum. Tüm futbol federasyonları için konuşuyorum. Yani bizzat bu futbol federasyonunu eleştirmiyorum bu konuda. E, ama hani federasyon... Burada hani bir dakika der dedi. Şimdi PFDK'dan ceza çıkar mı çıkmaz mı ben onu bilmem. Ama otoriteden bir reaksiyon gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ben sana diyorum ki siyah ceket giyemezsin. Benim okulum kırmızı ceket. İzmir kızı sesi. Benim okulum kırmızı. kırmızı ceket diyorum. Hani kırmızı giyeceksin diyorum. Sen siyah ceketle geliyorsun. En başarılı öğrencimsin belki birincisin. Ben de okul müdürüyüm. Orada bir nizam sağlamam lazım. Yani Fenerbahçe 5 taktı, Galatasaray 10 taktı. Hani böyle bir şey yok ki. Bir e, Ya bilmiyorum bence. Bir yani, e, orada bir hani bir eylem, bir figür olarak kullanmak istedi herhalde bu İşin bunu politikasını Fenerbahçe. anlamamış olabilirim. Yine gerekirse özür dilerim. Ama şampiyon olunamayan ve hayal kırıklığıyla sona ermiş bir sezondan sonra bundan e, kaç yıl önceki 50 yıl değil ya 60 yıl 60 küsür yıl önceki 60 küsür yıl önceki şampiyonlukları gündeme getirmek adına formaya 5 yıldız koymak bence zamanlama olarak şık durmadı. Pek çok Fenerbahçelinin bunu tasvip etmediğini zannediyorum. Ha, aynı Fenerbahçeliler, evet, hakkımız verilsin o yıldızlı formamızı biz giyelim diye düşünüyor da olabilir. Ama şu anda böyle bir durum yok.